Ben çabalamda yenince. Evet, iyi, çok iyi. Bundan. Yarın. O zaman burnu havada bir insandı yani. Bıçaklı fotoğrafım sonra... yok mu alttan? Şöyle çıkabilir miyim videoda? Bir heyecan, bir adrenalin böyle. Aa, geliyoruz ha. Ben böyle, oha, bu telefonun hali ne? Elif önümde oturuyordu. Benim Elif'in ayakları aquaparkın dışındaydı artık. Yani şeyi kaydıran dışındaydı. Ve ben gerçekten bayağı uçacağımıza inandım bak. Güzel. Ben çok yerli oldum. Ben çok yerli. Şu anda voleybol oynuyoruz. Ben anlamadım. Bitti, teşekkürler. Merhaba. Sonunda başladık. Sonunda İstanbul'dalar. Korkunç bir başlangıç. Saçımda var değil mi? Evet, kesin var. Hoş geldiniz. Merhaba. Bunların bir dekor olmadığını düşünüyorum. Değil. İyi, ortadakini bence alabiliriz artık. Onu biz böyle gösteriş olsun diye koyduk. Çok güzel olmuş. Beğendiyseniz ne? Evet, güzelmiş yani. Niye daha önce bulmadık bunu? Biz daha öncesinde büyük bir sıcaklık sorunu yaşadık çünkü. Yok canım. Hoş geldiniz İlkel bir ikili. Nasılsınız, iyi misiniz? İlkeliz. İyiyiz. Bangkok dönüşü, tatil yapmadınız, buradasınız. Zaten çok öncesinde konuşmuştuk. Nasıl gidiyor hayat? Güzel. Memleketimizin havasını, suyunu özlemişiz. Evet. Valla eskiden toprağa öperlermiş havaalanında yiyince. Aynı onun gibiydi yani Türkiye ile buluşmamız. İyiyiz çok şükür. Kalk ya. Şey abi. Güzel. Ben çok yoruldum. Ben çok yoruldum. Ben kızaracağım her dalında domates edeceğim. Kızardın zaten. Yok canım. Bana tokadı. Şuna bak iyi ki. Yapamadım. Niye yapamadım? Bir saç yapamadım. Hemen bir el atayım ben. Bir şey diyeceğim. Ne olur çocuğum. Elif tamam. Memleketimizin kornasını bile özledik ya. Böyle iyiyiz. İyiyiz nasıl olsun? Memleketimin havasını özlemişim de. Bu arkadaş bu kadar gülerse bunu çekemeyiz. Daha birinci soruydu, kendine gel. Tamam iyiyim. Günleriniz nasıl geçiyor İstanbul'da? Vallahi dün biraz jetlag etkisi ne hissettim ben. Bütün gün böyle göz kapaklarımda fil oturuyormuş gibi, fil de Bangkok'ta. Fil? Evet, fil sürekli anahtarlıklar falan hep filleydi. Tam olarak bilmiyorum, araştırmadım ama fille kesinlikle bir bağlantıları var. Fille ve şalvarla. Şalvar. Bize bayağı bir şalvar hediye çünkü geldi. Çünkü şalvarlar da filli falan. Aynen, gerçekten her şey çok filliydi. Evet. Çok şalvarlıydı. Çok filliydi. Bir de çanta falan da filliydi. Evet yani böyle hediye veriyorlar. Şal var ya bildiğin, böyle evde hani eski anneanneler, babaanneler çarşafların parçalarını birleştirir ya kendine yani. Aynı öyle. Sürekli bir çarşaf hediyesi aldık. Hediye yağmuruna tuttunuz. Evet ya. Gerçekten. Gerçekten çok tatlıydı. Türkiye'deki fonlarımıza da bir upgrade bekliyoruz. Elimiz böyle poşetlerle dolu. İlkin böyle yapıyor. Ama ben buna çok alıştım. Türkiye'den de bekliyorum bunları. Çok sempatikti yani. İlkinin Elif fanlarını duyuyoruz. Hiç markete gitmemize gerek kalmadı mesela. Evet. Maçtan çıkıyoruz, market diyoruz kadın. Bavul falan verenler oldu. Evet Hande, çünkü o Hande Samantha gerçek... mı paylaşmıştı? Aynen, Samantha story atmıştı. İşte bunun yanında bir de valiz lazım diye. Çünkü çok hediye verdiler gerçekten. Ve gerçekten çok iyi söz dinliyorlar. Bir sonraki gün valiz gelmiş. İkinci günden sonra artık mesela hemen biner bilmez açıyoruz paketleri. İşte cips mi çıktı tadına bakıyoruz. Çok iyi, hemen cama doğru... Çok evet, iyi, çok iyi. Bundan. Yarın aynı saatte. Ve geliyor. Hadi canım. Evet. Üzüm falan geldi ya, bayağı dal... Evet. O üzümleri hep merak ediyorum. Çünkü Asya'nın üzümleri hep çok farklı. Daha büyük böyle... Daha böyle üzüm geliyordu. Hep yani gördüğüm zaman. Tadına baktım. Tadı aynı. Görünüş farklı sadece ve güzeldi yine de. Yani. Ne soracağımı buldum. Diğer takımlara böyle mi? Herkese bence çok ilgi bence var. Brezilya, yani Brezilya özellikle biz. Çok fazla olduğunu gördüm. Aynen. Yani. Biz Brezilya. Size çok fazla var ya, bence ben öyle hissediyorum. Evet, bence ya, de çok tatlılar. Brezilya'dan galiba en çok sadece Gabi'ye.
ilgi vardı. Ama Türkiye'yi bayağı seviyorlardı bence. Evet yani istisnasız hepimize. Aynen. Evet. İnanılmaz bir uzak doğu kitleniz var yani. Evet ya ve antrenman mesela sabah antrenmana gidiyoruz sadece fitness yap orada gerçekten. Da oluyorlar. Hani sadece maç günleri değil. Antrenmanda, otelin orada. Hani böyle dört tarafımız çevriliydi açıkçası. Güzel oldu ama diyor mu hiç market falan aramamıza gerek kalmadı. Ve çok saygılılardı yani. Üzerine uçmuyorlar. Çok saygılı bir şekilde geliyorlar. O zaman şuradan başlamak istiyorum. Bir konsept başlattık, seri başlattık sizle. Bence süper olacak. Bu arkadaşlığınız nasıl başladı? Bence onu anlatın. Valla Elif Karayolları'nda oynuyordu. Ben İlbank'ta oynuyordum. Sonra federasyonun... Ama ondan önce başladı. Bizim... Ama arkadaşlığımız ne zaman federasyonda başladı? Ne zaman tanıştığımızla başlayalım ya. Yüzünü gördüğüm gün arkadaş değildik ki biz. Yüzünü nerede gördün ki? Ne bileyim maçta gördüm. Ya bize altyapıdan beri karşılıklı oynuyorduk ilkinle. O zamanlar orta oyuncuydu. Sonra küçük takım kampı başladı. O zaman burnu havada bir insandı yani. Neyse o zaman çok yakınlaşamadık. Ankara tayfa birbirini kollar normalde. İlkin hiç öyle bir insan değildi neyse. Bıçaklı fotoğrafım sonra... yok mu alttan şöyle çıkabilir mi videoda? Sonraki yıl biz federasyonun böyle ne deniyor ona? Ne deniyordu? Yani böyle oyuncu yetiştirmek üzerine kurulmuş bir takımı vardı federasyon. Ligde. Birinci ligde düşmüyor. Ligde kalıyor TVF ama gençlerle. Lisesi. Evet evet. Aynen. TVF lisesi değil. Spor lisesi. Birinci lig TVF birinci lig. Birinci ligi. Aynen. O zaman şey zaten Onur abi seni çok istemişti galiba. Aynı zamanda beni de çok istemişlerdi. Normalde gitmeyin çok bir şeyim yoktu yani hevesim yoktu ama İlkin'in gittiğini duyunca dedim İlkin gidiyorsa benim de bunu bir denemem gerekiyor. Niye dedim burnu havada ne yapacaksın onu? İyi bir oyuncu olduğu için o zaman da dedim gerçekten bunu belki de hiç duymadın. Senin gittiğini duyunca ikna oldum ben çünkü hiç gitmeyi düşünmüyordum o zaman. Sonra önce işte birkaç önce arkadaşımız daha gittiğini duyunca çok iyi gelebileceğini düşündüm. Çünkü oradaki insanların nasıl geliştiğini gördüm önceki yıllarda. Gittim. İlkinle de çok yakın arkadaş olacağımızı o zaman hissettim mi, biliyor muydum ne? Ya bence yani? Böyle pat diye yakın arkadaş olduk aynen, biz. Aynen bir anda ilk günden. Hani ilk günden sanki 10 senedir tanışıyormuşuz gibi bir halimiz aynen. Vardı yani. Aynı şeylere gülüyorduk, aynı şeyler hoşumuza gidiyordu. Öyle birden pat diye kanka olduk yani. Çok benziyordu, çok voleybola odaklıydık o zaman da. Aynen, hiçbir gerçek hiçbir şey düşünmüyoruz. Aynen, tabii o zaman okul vardı. O zaman okul olduğu için evet. Antrenman bir de bazen işte böyle hafta sonları falan tabii beraber dışarı çıkıyorduk. Evet. Ambulansın geçmesi de. Bana doğal. Gelin bana. Memleketim. Canım memleketim. Daha çok geçsin. Bayağı özlemişsiniz ya. Özledik İnanılmaz. Ya. Gerçekten. Çok özledik. O tarafın tek iyi yönü her yerin klimasının olmasıydı. Onun dışında. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir önceki sorudan sonra ilkinle tanıştıktan sonra onun burnu havada biri olmadığını anladım demeyi unuttun diye düşünüyorum. Hala öyle olduğunu düşünüyorum. Yok, burnu havada bir insan değil. En azından en yakın insanlarını, en yakın arkadaşlarını öyle değil. Evet, sen benim hakkımda ne düşündün o zaman? Valla... Ambulans. Yanılır gibi değil, ambulans geçti ya. Şu anda ayama ya. Öyle herhangi biri gibi mi duruyoruz oradan? Tabii. Ben bu konuda... Şans deyince de ben... Bunu bana hatırlatın, uçak şeyimi anlatacağım daha. O gün yani dönüş yolu inanılmazdı. Çok yorulursak da bir bölüm çekmeyin, sıkıntı yok. Sizin durumunuz. Ben çok eğleniyorum ben, şu an ya. Aynen, diğerlerinde bence sen konuştun, tabii eğlenirsin. Normalde hep o konuşuyor. Bahane diyecek canım, burnu havada dedi ya. Hep iyiken konuşuyor normalde, ağzım açılmış ilk defa. Burayı bekledim. Evet. Pardon. Evet, sen de iyiydin. Ben ne anlatacaktım? Beni... Burnu havada dedi, sen ilk nasıl gördün? İlk geldiğimi duyduğumdaki tepkin neydi? Şöyle, milli takımdaydık zaten. Beni de hani Onur abiler istediği zaman... menajerimle ve ailemle hani konuşulurken hani Elif'i de almak istiyoruz, o da onay verirse hani o da gelecek gibi bir konuşma oldu. Öyle olunca aslında ben de hani tek başıma gidip orada tabii ki iyi antrenman yapmak, Onur abi çok iyi bir antrenör ve biz gerçekten çok iyi antrenman yaptık. Çok iyi maçlar oynadık o zaman, çok geliştik. Ama orada hani tek başıma gitmek benim de biraz açıkçası gözümü korkutabilir. İkinci kere düşünmeme sebep olabilirdi. Elif'in gideceğini de duyunca bir de diyorum ya milli takımda da beraberdik ve zaten hani iyi anlaşıyorduk. Öyle olunca benim için de daha olumluya döndü karar. Ha olumsuzdu yani. Ha o karar. Ha benim hakkımda aynen. Ha benim hakkımda hiçbir şey düşünmemiş ya. İyi. İşte böyle ukala. Hiç mi kötü bir şey düşünmedim? Ben sana dedim ya burnu havada olduğunu düşünüyordum en azından diye. Yani genel çapta insanlara ön yargılı yaklaşmamaya çalışıyor falan. Şaka. Kötü bir şey düşünmedim yani. Küçükken bir de hani daha bence nasıl söyleyeyim bu kadar belirgin özelliklerimiz yoktu yani. O zaman da iyi anlaşıyorduk milli takımda. Hani arkadaş çevremiz biraz daha farklıydı. Ama sosyaldi ya. TF'ye gitmeden önce. Aynen sen biraz daha sakindin. Ben evet. Biraz daha
Daha çok kalabalık önemli. Bir kadro. Çünkü o dönem bizim kendi takımımızdan 7 kişi mi 8 kişi mi ne evet. vardı milli takımda? Ben tek başımaydım. Aynen, o tek başınaydı ama hani öyle kötü bir şey düşünmedim. Sadece yanına aldığımız için. Ben onu yanıma aldım, o benim. Her şeyi o çektisin. Uy. Hayır, birbirimizi bulduk. Dokunma bana. Dokunma bana. Çok sıcak. Yapışıyor. Bana böyle bir... Hong Kong'dayız, dokunuyorum, dokunma bana, çok sıcak. Orası da felaket, sıcaklığa geçeyim şimdi. Çok kötüydü, orası çok kötüydü. Evet. Anlatalım mı orayı? Anlatın, oraya geldik mi? Geldik, geçelim kafamıza göre ya. Bu bölüm kafamıza göre. Tamam. Orası nasıldı? Dışarıda nefes alınmıyordu yani. Gerçekten zaten Türkiye'de görüyoruz böyle, kafelerin dışında hep oturulacak yerler vardır. İnsanlar dışarıda oturmak ister. Orada dışarıda bir tane bile sandalye masa görmedim. Evet, dış mekan hiçbir şey yoktu. Hiçbir bir de... şey. Gerçekten ben servisten otobüs, serviste otobüs aynı, otelden otobüse binene kadar nefesimi tutuyordum gerçekten. Nefes alınmıyor. Evet, gerçekten öyle. Alınmıyor. Nem yani. Maske falan taktıkları onlar mı? Çok takıyorlar mı? Ya çok takıyorlar ama maske ve sıcak birleşince... Felaket. Bence daha kötü. Bence de onlar daha kötü. Onlar Covid'i full yaşıyorlar. Orada ama bir virüs, bakteri ürememesinin bir durum... Yani nasıl öyle bir şey olabilir ki? O kadar sıcak ki. Yani söz konusu değil. Aynen. Hastalıksız olamaz orası yani. Hava da kötü. Hava, evet, hava da çok kötü. Evet. Aynen. Orada çok sağlıklı bir yaşantımız yoktu. Hani yemeğimiz, otelimiz falan. Hani Hong Kong'da yemek çok daha iyiydi. Daha iyiydi aynen Hong Kong'da. Ha, Ebrar falan da şey çok iyi dedi ya, o kadar kötü değil. Evet yani. Evet, Hong Kong gayet iyiydi o açıdan. Ya Hong Kong tam Çin gibi bir yer olmadığı için yemekleri böyle çok... Nasıl denir? International. Aynen. Her ülkeden her yemekler ülkeden, vardı. Yani nereden gelsen oradan yiyecek bir şey bulabilirsin. Siz sushi aynen. de seviyorsunuz. Aa, biz zaten bayrak gibiydi bizim. Her akşam sushi, öğlenleri noodle. Güzel mi? Farklı mı? Güzel. Bayağı iyiydi ya. Evet. Mesela burayla farklı mı? Şey diyorlar Türkiye işte. Türkiye ile mi? Çin, bu Türkiye'deki Çin yemekleri yapılan yerle oradaki farklı. Ya bence o ekstra bir fark yoktu bu arada. Bizim mesela Göktürk'te bir Kore restoranından Kore yemeği söylüyoruz. Oradan da söylediklerimiz gayet iyiydi. Evet. Ya biz Hong Kong'da mı gittik? Kore yemeği. Hong Kong'da Kore yemeği gittik Çin'de. Ki normalde yani şey okumuştum bir yerde. Güney Kore'de falan yediğin bu yemekler çok acı olurmuş. Ama benim Göktürk'te yediğim en acısı yani. Aynen. Mesela Göktürk'teki daha iyiydi bence. Aynen, bence de. Türkiye'dekinin daha iyi olma ihtimali var. Sushi'lerde böyle daha, nasıl söyleyeyim, burada biraz daha süslüyorlar bence. Hani sosuyla, ne evet, bileyim, evet. görüntüsüyle biraz daha zaten süslüyorlar. Zaten videoda Türk usulü sushi yiyoruz aynen. aslında burada. Bunun içi biraz daha dolu olmalıydı falan. Evet, evet. Evet, şu şey üçgen olanlar değil mi? Evet yani evet. pilavı pilav pirinci sarmış etrafına, içinde şey poğaça, zeytinli poğaça satarlar işte içinde bir tane zeytin çıkar ya, onun gibiydi yani. Ama bir şey diyeceğim, pirinci çok güzeldi bence onigirinin. Evet. Ama içindekiler çok hoş değildi. Yengeç daha iyiydi yediğimiz. Evet. O zaman bu duyumu da attık kenara yani. Aynen. Daha iyi. Yani çok bir farkı yok. Yani. Çok farkı yok ama Türkiye'dekileri tercih ederiz. Tayland'la ile yani. Tayland'da yemek yemedik. Ben ilk gün seyyar usulü tavuk pilav yaptım kendime. Evet. Üstüne ketçap döktüm. Hadi canım. Yani ilk günkü öğlen yemeğim oydu. Ya pirinci böyle çok kuruydu. Biz pirincin üzerine kuru tavuğu koyuyorduk. İlkin ketçapla yiyordu. Ben acı sosu dolduruyordum içine. Böyle birazcık daha yenilebilir bir kıvam alıyordu. Aynen, hani öyle beslendik. Bu arada pirinçle ilgili bir şey anlatacağım. Hong Kong'da da Bangkok'ta da aynı. Pirinci işte bu şey otellerde klasik yemek aldığımız şey var ya, üstü açılıyor kapanıyor. Pirinç tamam, pirinç belli, haşlanmış pirinç. Önüne suyun içinde kaşık koyuyorlar. Muhtemelen o pirinç kaşıkta kalmasın diye. Artık son gün böyleyim ya, tereyağı koyun pilava bak. Mucizevi bir şekilde o pirinç tanesi o kaşıkta daha bir güzel gelecek tadı. Yani inanılmazdı ama bir şekilde beslendik yani. Ben sen Cezayir'i gördüğüm için. Değil mi? Aynen. Ben Cezayir'e gittiğim için benim için okeydi yani. Cezayir. Hiç şey yememişsin orada. Ya biz Cezayir'de halle yiyorduk ya maçtan önce. Halle, çubuk kreker, işte çizi. Çizi bu arada, bu arada çizinin reklamının hakkını vermek istiyorum. Gerçekten tok tutuyor. Buradan çiziye duyurulur. Bir hafta sonra ilkin çiziyle sponsorluk. Hemen sponsorluk aynı için bu aralar. İlkin bu aralar zaten popüler. Bakalım. Ben jetlag'a döneceğim. Jetlag etkisinde ilkin cep telefonunu düşürdü. Ah evet. Burada İstanbul'da onu anlat. Şimdi biz tabii çok mutluyuz yine toprak öpme şeklinde. Havaalanından indik. Havaalanından indik. Otobüse bindik. Voley otelden babam beni alacak sabah 6.
Her şey çok güzel. Babamla merhabalaştık. Çok özlemişim falan. Havası, ah, oksijen falan. Neyse arabaya bineceğiz işte. İki tane bavulum vardı. Benim sırt çantam falan vardı. Elimiz biraz kalabalık. Ben de o sırada telefonu arabanın üstüne koydum. Bu arada telefonun kapım da beyaza yakın ama ekran tarafı yukarıdaydı. Hani görünmeyecek bir şekilde değil. Koydum ben telefonu arabanın üstüne. Babam da bana sordu telefonun nerede dedi. Ben dedim ki arabanın üstünde, eşyaları koyalım alacağım. İşte ben o telefonu orada bıraktım. Sonra biz böyle otelden çıktık, eve giderken çevre yolunda düşmüş telefon. Arkadan işte taksici kornaya çalıyor falan. Ben de yani böyle korna gerçekten beni çok geren bir şey. Ne var lan falan şeklinde hani el kol sağa yanaştık taksiciyle beraber. Açtım camı, böyle bir ters Ankaralı bakışımı attım hemen orada. Bana dedi ki köprünün altında dedi sizin arabadan telefon düştü. Böyle bir kaynar sular gitti aynen böyle. Aynen ya, böyle elim ayağım uyuştu. Aha abicim değildir. Daha önce kornaya basaydın aynen keşke. Aynen değildir falan. Daha önce basıyordu o. Ben önce tınlamadım, basıp geçti falan. Sonra yanından geçtim bir de. Aynen yani, ne bileyim bir şeye laf ediyordur ya. Arabanın kapısı açıktır, camı açıktır. Bilmiyorum, hiç aklıma telefonum düşeceği gelmedi. O kadar unutmuşum ki telefonu. Neyse babam da arabada. Böyle birbirimize baktık, güldük. İleriden U dönüşü, çevre yolunun orta şeridi. Bu arada burada bir detay. Telefon paramparça olmuş bu arada. Sim kartını zor kurtardım telefonun ama. Telefonu biz iki şeridin tam ortasında bulduk. Ey Türk gençliği, yani iki şeridin tam ortasındaysa telefon üzerinden nasıl araba geçmiş olabilir? Türkiye. Sabah 6. Soru işareti. Yani nasıl olabilir? İki... Yani şeridin ya ortası. Yerlerinden belki araba geçmemiştir. Belki. Düştüğünde parçalanmıştır belki. Belki düştükten atmıştır ortaya. Ya onu hiç zannetmiyorum. Niye bilmiyorum ama hiç zannetmiyorum. Ben direkt ona vurdum yani. Vurmasa mıydı? Ya de Texas'a gideceksin. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Ta çevre oradan yoluna... Alırsın. Hayır çevre kadar dayanmış yani. Bence oraya ne yapıyor musun? Bip koy. Neyse işte telefon yolun ortasında aldık falan, patates olmuş. Gülerek eve gidiyoruz babam. Bak gülüyoruz. İkimizde de hiçbir tepki yok. Ben de bu arada Hong Kong'dan anneme telefon aldım. Normalde de genelde bizim evde bir böyle telefon sirkülasyonu var. Benden anneme, annemden kardeşime şeklinde ilerliyor. Ama kutuyu hep ben açıyor oluyorum. Böyle anneme telefon aldım. Onun da telefonu bozuk. Benim telefon sağlam, tabii sağlamdı. Böyle heyecanla eve gideceğim, ona vereceğim falan, anne telefon falan. Eve minnoş falan. Mutlu olacak. Ya eve girdim, telefonum paramparça, böyle camları falan dökülüyor elimde yürürken ya, paramparça. Annem şöyle baktı. Olsun kızım, canın sağ olsun dedi. Dedim anne kusura bakma. Ana yüreği içeriden kan ağladığına eminim ya. Yok ya, ağlamamış. Bir tane de ben açacaktım bir tane ya. Ya ayıp ediyorsun ya. Hallederiz. Bir Texas hallederim. Hallederiz. Bana sonra sadece telefonun fotoğrafını attı. Ben böyle oha bu telefonun hali ne? İlkine direkt yazdım bu ne? Sandım ki Hong Kong'dan aldığı telefon valizin içinde parçalandı. İlkinin telefonun olduğunu anlamadım. Ben kalp krizi geçiriyorum. İlkin bu hangi telefon? Ne yazdım sana? Aradın işte bu hangi telefon. Direkt aradım değil mi? Ya, bu hangi telefon diye aradım. Bu da dedi ki kendi telefonum. Yani yolda işte arabanın üzerinde düşürdüm falan filan deyince ben bir rahatladım. Çünkü yeni telefon olsaydı çok üzülürdüm. Evet, şu sonuç olarak ekonomi yapmaya çalışıyoruz yani yurt dışından alırken. Ama kalp krizi geçirdim ya sabahın köründe. Tamam, ben şu tarafından bakmaya çalışıyorum olayın. Eğer oradan hiç telefon almamış olsaydım ve şu an telefonum patlamış bu halde olsaydı. Buradan yeni telefon almam gerekseydi. İşte o zaman gerçek gözyaşlarım. Bu arada sizlikten dönüne kadar arttı. Evet. Bugün fark ettim onu. Ben telefonu... Malum kapı almam gerekti diğerine. Bu Apple'a gidip. Bunu bana hatırlatın, uçak şeyimi anlatacağım daha. Ben Hong Kong'a gitmeden önceki gün 11'e uçağımız vardı. Onun da Bangkok'tan dönüşü biletini işte bize Pelin abla yollamıştı, oradan exit ayarlayacağım kendime. 24A, bak unutamıyorum 24A'yı ben millerimle aldım. Millerimle satın aldım. Buradan Türk Hava Yolları'na selam olsun. Millerimle satın aldım ben bunu. 13 bin mil verdim ben exit A'ya oturabilmek için. Sonra ben içimde bir kötü his var yani aldım mı alamadım mı %100 emin değilim falan. Gitti ama aynı şekilde bana da aldı, benimki okey. Aynen. Ya normal koltuklar çok daha. Koridor ya, bir de 10,5 saat falan uçtuk ya. Uzun olunca daha zor oluyor. Kısa kolay. Ya zor olan ne aslında biliyor musun? Önündeki insan boyuna posuna bakmadan arkaya bir yatırıyor, koltuk senin ağzında. Bu problem oluyor.
Neyse işte Tayland'dan döneceğiz. Havaalanındayız. Ben de bir daha kontrol etmedim yani biletim nasıl, ne durumda falan. Herkes yine Elif Şahin şansı bu. Sıranın en önündeyim. En son yine ben verdim valizi. Nasıl oluyor bilmiyorum. Hep en son ben veriyorum bu valizlere. Gittim, bileti verdi kadın bana, 13B yazıyor. Ben dedim ki 24A'yı ben millerimle satın aldım. 13B'de oturamam. Hayır diyor, 24A'yı sizinle birlikte başkası satın almış falan filan. Oturamadım. Bu. Sonra gittim adama hesap sordum ben. Çok içerlemiş. Ben çok sinirliydim. Ağladım yani sinirden. İlkin gitti, bir daha ben konuştum. Ben hemen bir el atayım dedim olaya ama ya, benim de önümü keset tabii. Sonra ben gittim, uçağa bindik. Gözüm exit arıyor yani. İlla boş bir... 24A'daki bak, kişi ben yani. Ben burayı ben anlatıyorum. Buldum. Dur, burayı ben anlatıyorum. Takımdan biri değil, uçağa binene kadar böyle... Gruba falan yazıyorum. 24A'ya kime verdiler? Gruba yazıyor, Pelin ablaya yazıyor. Böyle bir hani sinirlendi, tamam mı? Bir yerde oturuyoruz. Ben de konuyu dağıtmaya çalışıyorum. Asla orada Eda ablaya şeye getiriyorum, gaza getiriyorum. Abla 24A'da birisi varsa bana yardım et, kaldıracağız, tamam mı? Tamam. Neyse şimdi uçağa bindi. Ben dedi onu yerinden kaldıracağım dedi. Kim o, benim biletimi al. Şu gergin adamı bak, parçalayacak adamı gerçekten yani. Neyse uçağa bindik, ben oturdum. Ben de o hattın en sonundayım. O da diğer en son, diğer tarafta. Oturdum. Yanımda Salih işte. Vardı. 24B'yi de Salih'e ayarladım. Ben yaptım. Herkese ben herkese yaptım. Yaptım. Komple ayarladın hepsini. Evet. Aynen. Ben oturdum, böyle bakıyorum. Bir tane hiç tanımadığımız biri oturdu. Şimdi oradan belirdi, tamam mı? Çıktı böyle perdeden, geldi. Böyle yaptı. Koridora oturmak isterseniz hayır ya, ilk başta hayır öyle bir şey demedim. Ben gittim dedim ki pardon dedim, bir soru soracağım dedim. Adam böyle kulakları çıkardı, bana baktı. Dedim ki ben dedim bu koltuğu ben satın aldım dedim. Siz nasıl satın aldınız anlamadım dedim. Ben dedi bir buçuk ay önce neredeyse işte bunu satın aldım dedi. Ben dedim ki ben de ayın 10'unda yani bir ay önce satın aldım. Nasıl siz aldınız da ben alamadım dedim falan. Adam benden önce alınca bir geri vites yaptım. Çünkü benden önce almış sonuçta yani bu benim ya da onun problemi değil. Bir minnoştu bir görseldim. Ben böyle yaptım. Ha yani tamam bir karışıklık olmuş ama eğer koridora oturmak isterseniz ve bana o yeri vermek isterseniz seve seve 13B'deyim yani size göre falan. Böyle yaptım, ilkinde orada gülüyor bana. Onlar o anı yaşadı şu anda ya. Çok evet. Sinirliyim hala çok çünkü. Çok sinirliydi ama o an gerçekten o kadar minnoştu ki. Normalde hiç minnoş bir insan değilimdir ama beni rahatlatan şey tabii. Şuydu. Ben 13B'yi orta sanıyordum. Meğersem koridormuş o da. Beni birazdan deli eden de oydu. Ha deli eden mi? Evet. Ha, koridoru hiç sevmiyorsun. Hayır koridoru seviyor, orta çok kötü oluyor bize. Yanımıza da iki kişi sonra, oturdun mu patates. Aynen B'yi gördüm, tamam koridor. Önümde kestirdim. Derya satın almış bir koltuğu 6C'de. Hande diğer tarafında Derya, orta ikisi de boş. Gittim hostesle konuştum zaten direkt. Dedim şurası boşsa ben geleceğim. Dolu o dedi mu? Boş. Uçak falan dolu oluyor mu? Fullmüş. Fulldü. Bana full dediler, ben iyice böyle titremeye başladım artık. Meğerse oyun boşmuş. Fulldü değil mi? Hong Kong'a giderken falan da full. Evet. Hong Kong'a giderken boştu. Allah'tan orası boş olunca hostesi direkt ayarttım. Sonra adamla konuştum. En önce gittim oturdum. Hostesi ayartmak. Ya benim çok merak ettiğim bir şey var. Milleri geri verdiler mi bana? Hayır, şimdi onu söyleyeceğim. Ya, mail atacağız tamam mı? Ya. Yükselttim. Bak ben sinirlerimizden çıkaracak. Katları falan niye yapıyoruz onu söyleyelim de işte ısınıyor bazen. Ortam biraz sıcak ondan oluyor, onu söyleyelim. Sonra şey demesinler ya işte bir şey oldu kat kesiyorlar falan tamam, filan. Tamam onu siz söyleyin de biz Disney'den küçük şeyler getirdik burada videoda çekmek için. Böyle bir mıknatısla buraya koyuyorsun, tişört omzunda duruyor. Hadi git getirsene. Bir getirelim. Böyle bir şey olabilir mi? Ya da Disney. Tarihi söyle. Önce şunu söyleyeyim. Biz bunlarla gezdik Disney'de. Önce aslında bulamadık. Adamın soruşunu söylese. Adam zaten kaçtı. Ne dedim ki? Biz bunları bulabilmek için. İnsanlar şöyle geziyordu bak. Disney'de. Ya orada gördünüz. Sizin gidip oradan almalı bir böyle. Bak. Şöyle. İnsanlar böyle geziyor. Biz de böyle Amerika'daki de gittik Disney'e. Disney'e Amerika'da da gittik. Allah. Neyse işte orada böyle şeyler görmedik. Gittik böyle geziyoruz işte, gitmeye yakın en sonunda artık dedik ki bizim bunlardan bulmamız lazım. Dedim ki ilkine şu adama sorsana, onun da işte boynun şey omzunda var. İlkin gitti adama bir şey soracak. Soruyor falan yapıyor. Adam böyle baktı, kaçmaya başladı ilkinden. Yanında kız var. Kız da böyle bakıyor falan. Dedik bunlardan ayır yok. Bir sonrakine gittik. İlkine çok güzel tarif ettiler.
Biz de almaya gittik. Ben Stitch aldım. Stitch aldı. Ben bunu görmemiştim. Ben de dedim Stitch alacağım dedim. İzin vermedi bana bu arada Stitch almama. Ben bu videoda full gömülüyorum. Baştan itibaren. İstifa ediyorum. Beşinci dakika. Galiba ikinci problemlerim var. Neyse bunu aldım ben de sonra bunu gördüm. Son kalmıştı. Çok tatlı değil mi ama? Kesinlikle. Ben Fransa'da görmedim. Fransa'dakine gitmiştim. Evet de Hong Kong'da var galiba böyle şeyler. Paris çok Amerika'da büyük. Da yoktu bundan bu arada. Evet, Paris'te yoktu. Star Wars'un falan. Ben hayatımda hiç şeyleri bilmem mesela. Bu. Roller coaster'lara. Saçmalama en güzeli onlar arasında. O kadar çok korkarım ki. Sonra yapma Star Wars'un. Yine eşim inanılmaz sever. Star Wars'un böyle. Biniyorsun. Girdiğin an full karanlık. Bizim bildiğimiz. Çok güzel. Sadece işte şeyler geliyor. İşte uzay araçları falan geliyor, ışıklar falan. Bu Paris mi? Paris'te. Çok hızlıydı. Paris'e gitmemiz ama lazım. Ben 10 dakika falan kendime gelemedim. Yani. Çok hızlı olanı diyorsun. İnanılmaz hiç mekan. Ya. İnanılmaz. Ona işte biz de mesela Amerika'da o yoktu. Biz Hong Kong'da bindik ona. Bayıldık ya. Harikaydı. Ağladık. Hiçbir şey görmüyorsun. Gözlerin sonuna kadar açık böyle. Gözyaşları buradan pıtır pıtır. İnanılmaz hızlı. Böyle pat 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 gidiyor. Tomb Raider mı? Bir şey var. 3 kere böyle dönüyor. Ben hepsine bindim. Bir daha binmem hayatta. Bunu bilmedik. Sonra galiba. Bir de böyle denizin Paris'te herhalde farklı suyun olabilir. Suyun içine giden. Suyun içinden adaya çıkıyorsun bir tane. Aa öyle bir şey yoktu ama ya. Amerika'da Paris'e, yok. Başka. Paris'e o zaman kesin gidin. Bir tane vardı. Şöyle tamam mı şekli tamamen. Videosu araba şeklinde zaten. Buradan böyle gidiyorsun. O geri geliyor. Ya biz yani bilmiyorum nasıl bir sıfat söyleyeyim yani bipleyin iki s**. Bak ne kadar ağzımı doldura doldura söyledim. Bineceğiz şimdi tamam fast pass aldık zaten çok sıcak çok sıra var asla yani, bekleyemeyeceğiz artık. Binmek için 1,5 saat bekleyemezsin. Aynen, sıralar yani. İnanılmaz uzun aldık bineceğiz tamam mı? Tam artık şeyde bizim sıramızı bekliyoruz gidiyor geliyor falan. Belli çok hızlı falan dedik ki en öne oturalım ki hani en yukarı pardon en geriye gittiği zaman en yukarıda olmayalım. Ulan beyinsizler. En öne oturunca da öne gidince en üstte kalıyorsun. Ama muhteşemdi. Ay gerçekten. Aslında iki tarafta öne çıkıyor zaten. İşte. Aynen öyle yani. İşte orada bir biraz bence bir önceki bir roller coaster'daki sallantı. Ha, nefes alamıyor. Oksijen beyne gitmiyor tabii. O an düşünemiyorsun. O da olabilir. Gerçekten felaketti. Bu arada ben şöyle bir detay geçmek istiyorum. Altyazı. Şimdi benim biraz bindik. Şöyle önceden ben daha girişkendim böyle şeylere. Hatta ben kaç yaşındaydım ya? 18 yaşındaydım galiba daha sakatlanmadan önce İspanya'da Akdeniz oyunları vardı. Benim sınav için o sene geri döndüm. Ferrari Land var orada. Çok seviyorum şeylere, roller coaster'ları. Koşarak gittik oraya bindik her şey çok güzel falan. Neyse üstüne ben işte 3 senede 4 ameliyat olunca herhalde ufak çaplı böyle başıma bir şey gelme korkusu yaşıyorum hep hani. Voleyboldan uzak kalma, 2 gün bile kalmayayım falan. Ayak tırnağıma kadar her şeye dikkat etmeye başladım falan. Bir şeylere binerken Elif'in gazıyla biniyorum. Evet. Ve aqua parka gittik. Yine aynı U şeklinde bineceğiz, geri gideceğiz benziyor, falan aynen. Ve böyle iki kişilik simitler var ya. Çekmiyor musunuz ya? Elif'te hiçbir şey yok. Elif'i şuradan apartmandan at. Vallahi aşağıdan sana çok iyiydi biraz daha yukarıdan falan yani, diyebilir yani. %100 çok korkusuz giriyorum diyemem. Tabii ki de bir heyecan, bir adrenalin böyle aa giriyoruz ha. Evet. Neyse bindik. İki kişilik simitler var ya. Öncesinde de böyle çizgiler var karşıda. 3 çizgi var. En üstte de işte şurada bitiyorsa kaydırak şurada tamam mı en üstteki çizgi. Oradaki görevliye de sorduk. Dedik ya biz ikimiz binsek çok hani çok gider miyiz çünkü ağır olacağız ya. Neyse o da bize dedi ki yok ya dedi sizden önce bir amca bindi dedi hani cüsseli bir abimiz. Ve dedi üçüncü çizgiye kadar bile gidemedi dedi. Neyse ben bunu duyunca tamam dedim ya ne kadar gideceğiz işte ortasına kadar gideceğiz. Yine beynimizi almıyor halbuki hafif daha çok gider. Neyse biz şimdi bindik. Adam bizi saldı. Bak şöyle söyleyeyim sana Elif önümde oturuyordu. Benim Elif'in ayakları aquaparkın dışındaydı artık. Yani şeyi kaydıran dışındaydı ve ben gerçekten bayağı. Uçacağımıza inandım bak. Çok gerçekten kötüydü. İnandım. Çığlığı bastım zaten. Neyse durdu bir şekilde. En kötüsü zaten botun. Yan dönüp inmesiydi sanırım. Böyle aynen hani vuracak ve oradan hani böyle dama taşının kenarına basarsın da o tak 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 gider ya.
Ben hani gerçekten öyle bir etki yapacak diye düşünüyorum. Durduk, tamam mı? Orada iki tane... O ara tabii sakin değil, söyleniyor, bana söylüyor. Aynen, söyle, senin ben falanlar planlar. Böyle bir yerden atıyorlar tepeye doğru. Çok korkan bir insan. Arkadaşıyla bak korkma, emin ol hiçbir şey olmayacak. Atıyor, başlıyor. Senin Allah'ın. Bu işte. Aynen. Ben o. Ben binerken biniyorum. Çok eğleniyorum ama eğlendiğimi söylemeden önce de Elif'e böyle bir tur iki tur yapıştırıyorum. Tamam, neyse indik. Bu Instagram'da videolar var ya hani bacak antrenmanı, bacak fitness'ından sonra diye. Titriyor bacakları, yürüyemiyor, dalgalanıyor falan. Bir indim, yemin ederim sana öyleyim. Bak merdiven inemiyorum. Basamağa inemiyorum çünkü bacaklarım titriyor. İlkin çok korktu. İlkin çok korkunca ben de bu sefer korktum bir şey olacak diye. Ben titremeye başladım. Biz iniyoruz oradan. İki tane de yine hanımefendi var. Onlar da binmek istiyor. Bana şöyle bir soru geldi. Bak sizce binelim mi? Önce kadına baktım. Sonra bacaklarıma baktım. Dedim siz karar verin. Buyurun. Buyurun. Efekti bu. Hani kaldırabilecek. Çok iyi. Bence kesin binmelisiniz. Bu ekstra korktu falan. Peki en büyük adrenaliniz neydi? Bak onu sorayım size. Yani bindiğiniz. Senin Ferrari herhalde. Benim Ferrari bir yani bilmiyorum roller coaster'ın Everest'i falan o muhtemelen. Çünkü şöyle söyleyeyim sana, aşırı yüksek. Nereden baksan bizim oturduğum bina benim 22 katlı. Ondan yüksek yani. Yüksekti. Ve şöyle şu şekilde buradan düz çıkıyorsun. Şurada küçük bir yavaşlama ve dönme efektiyle en üstte seni böyle bir saniye kadar bekletiyor ve bütün Barcelona'yı görebiliyorsun oradan. Oradan tekrar dönüp tekrar aşağı iniyor. Gerçekten 3 saniye falan sürdü bütün roller coaster. Çok hızlı. Acayip iyiydi. O zaman da o kadar korkmuyordum. O yüzden böyle indikten sonra canım çekti. Benim Barcelona'ya gitmem lazım. Ben gideyim. Yok ama ben de seviyorum yani. Evet paraşüt biraz daha korkuyorum ama. Onları paraşüt biraz şeyden yapamıyoruz ya. Hani yasak bize yasak çok zaten. Öyle şeyler. Kayaydı falan yapamıyoruz çok. Aa doğru. Risk. Aynen. Mesela paten zaten çok seviyor ama yapamıyor. Şeysin, her dakika sakatlan. Evet. Aynen. Aynen. Ben biraz daha yani maksimum artık... paraşüt dediğin şey bu hani tatil yerlerinde. Parasailing. Ha? Şu denizin üstünde. Deniz. Evet 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 o. Onu yaptım maksimum mesela ben profesyonel hayatım başlamadan önce. Zorlukları. Zorlukları evet. Ama yani taksitle geri dönüşünü alalım diye umut ediyorum. Mesela benim köpek balıklarıyla dalma gibi bir şeyim var yani. Ben o mesela Mısır'daki olayı var gördükten sonra ama, köpek balığı görmek istemiyorum. Ama şimdi bir kolum bacağımı kapar bir şey olur. Adamın bacakları görmedin herhalde gerçek mi diyor. Adamın bacakları böyle ayrı yerlere gidiyor. Kan falan var. Bazı videolara ben inanamıyorum Twitter'da. Bazı çok şey geliyor. Yo yo gerçek. Yo kesin ben oradayım. Ben gördüm. Zaten Mısır'daki adamı izledikten sonra bak Hong Kong'a indik. İnternetimi açınca ilk baktığım şey Hong Kong'da köpek balığı var mı? İşte Hong Kong işte deniz mi okyanus mu? Ne var neresinde ne var? Aynen hani denize girsek başımıza öyle ne gelir? Öyle planlama yapıyor musunuz? Off'larınız belli olduktan sonra yok işte ya. Ben şuraya gideceğim falan. Yok mesela off yarın off'sunuz diyorlar. Yarın ne yapalım diyoruz. Karar veriyoruz ona göre harekete. Mesela Disneyland var dediler. Disneyland'e ona birkaç gün önce karar vermiştik. Aynen. Ama orada onlar zaten nettir. Kesin oraya giderim diyorsunuz. Evet. Aynen. Evet, benim en çok üzüldüğüm şey Tayland'dayken Tayland masajına gitmedik. Evet. Ya gerçekten o gün çok yorulmuştuk. Uçaktan indik, otele gittik. Pek halimiz yoktu o gün uçakta. Gitmişti ya bazıları. Takımlar evet, evet. Hepsi gitti. Hemen hemen herkes gitti. Ve yani öve öve bitiremediler. Biz de havuza gireriz falan diye düşündük otelin havuzuna. Hani biraz rahatlama açısından o gün antrenman yoktu. Evet. Aslında güzel de oldu ama yine de masajın da bir tadına bakmak isterdik evet, yani. Evet Tayland'a gitmişsin yani Tayland masajı. Hediyeleri falan sorduk oraya döneyim bir daha. Başka böyle en garip ne aldınız? Ben de Elif anlatsın. Yani benim aldığım şeyler genelde hani tadını beğendiğimiz. Bir size kere... fotoğraf atmışım hatırlıyor musunuz? İlkin böyle otobüste. Evet evet. Ya ben orada TikTok'ta video gördüm. İkimiz tıkanıyoruz böyle evet. Böyleyiz. Bu ne falan. Bu ne? Ama şeyler bana gelenlerin arasında en garibi kesinlikle onunki. Ama bana gelenlerin arasından hani beğenmediğim ve garip gelenler işte deniz ürünlü cips mesela. Üzüldüm biliyor musun? Yengeci yerken o kadar üzülmüyorum ben ama cips oluşu beni... Bilmiyorum çok üzdü ama yani. Ama bazen çok güzel oluyor ya. Var ama ya. Tamam ama yani. Başka tamam. Yerlerde. Yengeci, ama yengeç yemek istiyorum. Cips de yapma dalga geçer gibi ya yazık. Boşuna öldürdüm. Buradan hayvanseverler tarafından. Çat çat. İlk defa aklına geldi hayvan yerken. Denizden babam çıksa yerim diyor da kendisi. Beşen evet iki tane söylemi var içinin. Evet. Evet.
Biri sahada babam olsa tanımam. Hayır bak ne oldu biliyor musun? Hayır ben önce ben nerede kullandığımı anlatayım sonra sen... Sen bu denizden babam çıksa yer mi? Her zaman kullanıyorsun. Çünkü ama ilkin deniz ürününe bayılıyor. En sevdiğine? Deniz ürünü mü? Ya boşu, boşuna mı babam çıksa yerim diyorum. Gerçekten çok hepsi seviyorum. Sevmiş. Gerçekten hamsi yani. Hamsi falan? Hamsi. Ben sevmeyeceğim hamsi. Hamsi bayağıdır yemiyorum çok severim ben de. Hamsi kafalı. Anne hamsi yapabiliyor mu? Tabii ki yapar. Bana da yapsın. Tamam. Ben önce babamdan bana olan bağlantısını anlatmak istiyorum. Ben küçükken de hani sadece voleybol değil böyle bir sürü spor branşına benim ilgim vardı. Hani okulda masa tenisi olsun sınıftan çıkardım. Direkt masa tenisi masasına yani. Üçüncü sınıfken dokuzuncu sınıflarla masa tenisi oynardım falan. Böyle hatta bir ara artık ben o tarafa geçmeyeyim diye oraya müdür yardımcısı koydular. Odayı taşıdılar oraya. İlkokuldan lise tarafına geçiyor diye. Bir şekilde ayartıyordum. Ya tuvalette biri bağırıyor falan. O oradan gidiyor oraya. Ben oradan masa tenisi masasına geçiyorum. 10 dakika. Ya inanamazsın. Futbol desen futbol. Yani bir de ondan sonra beni düşman belledi herkes. Gol pası veriyorum, gol atıyorum diye. Eleştiriler üstüne geldi falan. Hep eleştiriliyor ya. Evet ya. Biraz üzücü. Neyse babam da oradan bana hep beni öyle şey yapardı yani. Sahada ben olsam, sahada baban olsa tanımayacaksın derdi. O bana geçmiş. Ha, oradan güzel geçmiş. Evet, harbi geçmiş yani. Gerçekten ben kardeşim küçükken işte mesela o 5 yaşında küçük. Ben 15 yaşındayım. Yani o hala küçük de. O 5 yaşında ben 15 yaşındayım. Oyun oynuyoruz ya. İzin verdi mi kazansın. Hayır. Ben de öyleyim. Ben hayat. Yapamıyorum. Ben de hayatım. Yani umurumda olmaz. Ben ağlardım çocukken. Ama Demir'i de ona... şey yaptık biliyor musun ona yani çocuk ben ona yapa yapa o da artık ona adapte kızma oldu. Kızma birader falan oynardı. Kaybedince ağlardım. İşte ben de onlardan. Benim hoşuma gitmez yani ilkinin aslında bu yaptığı çok güzel bir şey. Ya izin ver kazansın o da yok. İlkine böyleyim bana 51 öğretti Hong Kong'da. Acıma bana. İçimden geçmedim. Böyle bir geçtim. Öyle de yaptı. Ya çünkü bence diğer türlü daha kötü oluyor. Gerçek evet hayat. Ben de yani bana verilsin istemem galibiyet evet. Yani ben almalıyım onu bence şeklinde de. Olduğu için. Sen de öylesin canım sağda. Tabii canım. Sen de hız. Şimdi senin bana söylediğini ben anlatabilir miyim? Tabii. Şimdi ben böyle yine bir şey kasın oldu. Kasın sakattı o zaman işte Hong Kong'da. Aynen sadece ısınmaya gireceğim sonra antrenmandan çıkacağım. Hayır antrenmanda sana az yavaş yavaş kontrollü demişti ile galiba. Ha, evet şey fizyomuz geldi bana dedi ki antrenmanda biraz kendine hakim ol. Hani top düştü diye hani atlamak zorunda değilsin hepimizin haberi var. Bacağın da ağrıyor riske atmayalım bugün birazcık sakin geç. Gitti şimdi Elif'e döndüm dedim ki ya ben dedim sahada babam olsa tanımam top düşecek ben atlamayacak mıyım nasıl yani falan dedim. Durdu bak aradan da bir böyle 4-5 saniye geçmişti. Bir diğer tarafa baktı döndü bana böyle yaptı. Ya senin babanla bir problemin ya bir alıp veremediğin var ama dedi hep babasını öyle bir babam görse tanımam babam olsa tanımam. Ha bir de babasıyla problemi babam çözeceğiz. Babam bu durumdan mutlu bu arada şimdi yanlış anlaşılma şimdi olmasın. Çözeceğiz bu problemi. Bizim şöyle onlarda ben çok kullandıklarını bildiğim böyle bir stick gibi bir şey var. Böyle migren baş ağrısı her şeye çok iyi geliyor. Burun tıkanıklığı nefes açıyor bu. Falan. İnanılmaz güzel bir şey. Böyle stick şeklinde. Onları ben zaten çok seviyordum. Sürmeli yoksa... değil. Kokluyorsun onu. Ha. Baş ağrısına falan çok iyi geliyor. Anneme de bir yerden gelmiş de o yüzden biliyorum. Topladım ben falan orada bayağı geldi. Bir de bizim normal Vix var ya hani burun kenarlarına sürüyoruz naneli. O zannettiğimiz şey meğersem açtın mı sen onları? Hayır. Kapağını açıp odaya koyuyorsun. O bir koku yayıyor. Böyle Vix güzel bir kokusu var. Vix değilmiş. Ve onlara... şey örmüşler, kılıf örmüşler. Minyonlu, karpuz desenli. Minyondu ya, o kadar tatlıydı ki. Kılıf örmüşler yani. Her gün hediyeyle gelmeleri çok garipti bence. Ya da çok insan, nüfusu kaç bilmiyorum da, çok insan var böyle herkes başka işle mi uğraşıyor? Valla hiçbir fikrimiz yok, çok göremedik Tayland'da. Bir tane kadın bana şunu verdi, şu alttakini, tırnağımı çektim, şey yaptım, şu alttakini verdi. Ve kadının bana Instagram'dan yazdığını gördüm. Normalde çok fazla mesaj gören bir insan değilim. Sen pek sevmiyorsun. Pek bakmıyorum ya ne yalan söyleyeyim. İşte açtım çünkü gerçekten çok beğendim. Çok beğendiğimi söyledim ve fotoğrafını attım bileğim. Sonraki gün iki tane daha almış. Küpe ve başka bir bileklik. Pardon bu sefer kolye ve küpe almış. Cips vardı ya çok fazla cips yedik ya maçtan çıkıyoruz. Böyleyiz markete gidelim. Bir gün bana böyle yaptı. Elif marketimize gidelim. Ben de sanıyorum ki maçtan çıktık. Allah Allah lan. Saat 10.30. Nasıl markete gideceğiz? Meğersem fanlara market diyor ilkin. Hayır fanlara market.
Banları market demiyorum. Hayır. Ya ya. Otobüse bindik, böyle bir market alışverişimizi yaptık. Benim var ne kafama çaktı. Oha market falan dedi. Ama şimdi bana mesela küpe, kolye falan bir şeyler gelmedi. Bana hep yiyecek geldi. E öyle olunca markete gitmemize gerek kalmadı. Size şeyler geldi mi böyle? Sizin karikatürlerinizi falan. Ya bende yoktu. Ha bende vardı o cevap. Ay pardon. Saçım çekti. Ay anlat, sende var mı? Jeffrey'li olan bir tane karikatür vardı, onu bana verdiler. Kendi çizmiş galiba, o çok tatlıydı mesela. Onu da konuşacaktık ya. Yapmışlar senin çocukluk fotoğrafını. O bir... Bilmiyorum. Ya nasıl bulmuş? İnanılmaz ya. O kadar fotoğraf, şimdi çıkıyoruz tamam mı? Bir sürü insan var. Herkesin fotoğrafı var. İşte biri böyle yapmış, biri gülmüş, biri öpücük atmış, biri kalp yapmış falan. En güzel. Ben arada elimde bıçak, ağzımda yemek, çocukluk fotoğrafım. Yani o fotoğrafı mı seçtin gerçekten? O kadar fotoğrafın içinde diye düşünmedim değil yani. Ben ama hani sen Instagram'ı böyle kullanıyorsun içinde... şimdi. Ay tamam, ben trollüm diye herkes troll mü olacak? Evet. Yani senin bütün, fanın da troll olmaya aynen yani bütün acaba. Fanlarımın trollük seviyesi her geçen gün biraz daha artıyor ve hani o kadar insan içinde bıçakla orada böyle bir ters bakışım var ve terörist gibiyim yani. Babasını bile tanımıyor. Ha, babasını tanımıyor. Kız var ya, bu babasını tanımaz. Ama yani bazılarının fotoğrafı gerçekten çok korkunçtu. Bazı Hande'nin falan birkaç tane fotoğrafını gördüm, böyleyim. Hande bu ne? Bu sen değilsin. Bir de çiziyorlar ilginç şekilde hepsini. Çok uğraşmışlar. Gerçekten. Demek ki bence geleceğiniz bildikleri için hazırlanmışlar bence de. Büyük bir hazırlık yapmışlar. Tabii ta ne zamandan beri belli değil mi zaten doğru, Tayland'da oynayacağım. Ama çok Kore'ye de gitmek ya. İsterdim. Evet ya, biz ben de Kore'ye gitmek çok istiyoruz. Bir de Japonya olacak. Büyük olasılıkla. Japonya'ya zaten sene gitmek isteriz. Bu yıl zaten bile olimpiyat elemesi gideceğiz Japonya'ya. Ama seneye ne olacak bilmiyoruz. Evet. İşte bir de Kore'ye gitsek çok güzel. Biz çok merak ediyoruz Kore'yi ikimiz de. Hem yemekleri açısından bir de orada yemek istiyoruz, denemek sen istiyoruz. Sen bir de Çin'e de gideceksin bir daha. Ay evet. Kulüplerde. Evet. Orada kesin hiçbir şey yiyemeyeceksin. Ya kilo verdik zaten. Bu biraz iyi oldu açıkçası yani, ama kastan verdik galiba, o kötü. Ama kilo evet, vermeyin. Fitness'a. Güzel. Evet. Toparlanır ya. Bizim de işimizin küçük şeyleri bu. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama biz konuşuruz. Yani. Yazın kilo veriliyor işte. Aynen. Ne kadar? Bir denize girebiliyorsunuz. 21, 22 dakika üçüncü olmuş. Üçüncü tekte herhalde 50 dakika oldu. Kızlar bence bu bölümü böyle bitirelim. Tamam. Okey o zaman. Efsane bölüm ne ya? İlk, efsane ikili. İlker. Efsane ikilinin ilk bölümünü bitirdik o zaman diyelim, evet, mi? Aslında evet, daha da konuşuruz. Biz böyle böyle ara ara toplanalım. Aynen. Evet. Değil mi? Her zaman. Evet. O zaman. İlkin Bey'i kapatalım. Görüşmek üzere. Ha 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 ha